Arkadaşlar şu an herhangi bir konser durumu söz konusu değil. Zaten olacak olmuş olsa ben size buradan bildiririm. Asılsız organizasyon şirketlerine, organizatörlere ve şahıslara itibar etmeyin. Gereği yok, millet benim üzerimden birbirini tokatlamaya çalışıyormuş. Yapmayın, hoş değil. Konseri falan boş verin siz. Merak ettiğiniz ne varsa sorun. Bekliyorum. Çok DM aldım konuyla alakalı. Allah'a şirk koştum falan söyleyenler olmuş. Arkadaşlar şarkıyı yazan arkadaş orada onun metafor olarak kullandığını, evet belki dini bir kavram üzerinden metafor yapmış olmak ne kadar doğru bilmiyorum. Karar vermek anlamında kullanıldı. Yani elhamdülillah Müslümanım lütfen ya. Uzun süredir takip edenler bilir. Benim kulağım için saz, keman, klarnet, kanun falan dolu. Türk geleneksel müziğini seviyorum. Trap'le harmanlanınca garip oldu ama güzel oldu. İlk dinlediğim için zaten düştüm ve şarkıyı yaptım. Ama 600-700 defa dinlediğim için artık benim için bir anlam ifade etmiyor. Çocuğun muamelesi yapmaya gerek yok. Ya bekliyorum diyen de ne bileyim ya. Yani bu beklenilebilecek bir şey değil ki. Abi bir şarkı patlatıyorum 200 milyon abone koyayım. Öyle bir şey değil yani bu. Hani biraz sizinle alakalı. Hani sizin bu şarkıyı ne kadar sevecek olduğunuzla alakalı falan ya. Tabii ki de beklemiyorum. Ama güzel oldu. Valla şarkıdan sonra 500 bin kadar bir takipçi geldi. Değişirse onların fikirleri değişir ama onların da bir fikri olduğunu sanmıyorum benim hakkımda şu an. Zaten ondan öncekiler zaten beni tanıyor. Ne yaptığım hakkında bir fikirleri vardır. Vardır değil mi? Bak beni mahcup etmeyin insanlara karşı. Var değil mi? Ne yaptığımı biliyorsunuz değil mi? Bu olaya açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ben şarkıcı değilim. Herhangi bir iddiam yok. Yani herhangi bir şekilde beni bir tarafa mal etmenize gerek yok. Ben sosyal medya işi yapıyorum. Bugün şarkı söylerim atarım YouTube kanalıma ama bu beni şarkıcı yapmaz. Yarın film çekerim atarım, bu beni sinemacı yapmaz. Benim yelpazem çok geniş. Bir dakika. Ne demek yarın sinema filmi yaparım da sinemacı olmam ya? Bu ne demek ya? Sen nasıl bu kadar rahat bir şekilde insanların rızkına iş koyabiliyorsun ya? Bana bak ya, saçmalama. Yani buraya bugün bu şarkıyla gelmedim. Evet, şarkının büyüyor oluşumda bir etkisi olmuş olabilir. Bir etkisi olmuş olabilir mi? Ulan 500 bin takipçi geldi, nasıl etkisi olabilir? Ama daha önce de şarkı yaptık, 60 ve 40 milyonluk biziz ve boy boy diye iki parçamız. Hak verecek olacaksınız ki şarkının veya klibin herhangi siyasi bir tarafa mal edilmesini istemiyorum. O yüzden Allah bilir diyelim geçelim. Oldayım abi. Cun abiyi çok seviyorum. Kendisine çok selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Kendisi bana böyle bir teklifle geldi. Fakat bunun benim için doğru olmayacağını düşündüğümden dolayı reddetmek durumunda kaldım ve kendisi bu durumu anlayışla karşıladı. Ya burada oyunu reddetti, hala hava yapıyor falan. Öyle bir şey yok. Aliye, dayıcım beğendin mi şarkıyı? Beğendim. Beğendim. Dinliyorsun, görmüyorsun. Öp bir tane.